Herkese tekrar merhaba. Kitap okuma alışkanlığı kazandıracak videoların ikincisiyle karşınızdayım. Yine 4 tane kitap seçtim. Yine çok keyifle okuduğum kitapları seçtim. Hani böyle başlayınca bitirmeden kalkmak istemezsiniz ya. İşte benim için öyle olan özel kitapları ile karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Ve hemen hiç vakit kaybetmeden birinci kitabımızla başlayalım. İlk seçtiğim kitap Paulo Coelho'nun Casus isimli kitabı, Can Yayınları'ndan çıkmış. Coelho'nun simyacı kitabı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Eğer izlemediyseniz, merak ediyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Casus çok ilginç bir kitap çünkü Mata Hari'yi anlatıyor. Biliyorsunuz 20. yüzyılın başında casuslukla suçlanmış ve idama mahkum edilmiş Mata Hari. Onun avukatıyla yaptığı mektuplaşmalardan, yazışmalardan yola çıkarak Paulo Coelho bu romanı yazmış ve bizlerle buluşturmuş. Hem yaşanmışlık olması hem de gerçekten kurgusunun çok güzel yapılmış olması bir solukta okumanızı sağlıyor kitabı. Ben çok keyif alarak okudum. Eğer okumadıysanız sizlere tavsiye ediyorum. Ve evet, sizler için seçtiğim ikinci kitap. Benim bütün kitaplarını keyifle okuduğum, hatta bazı kitaplarını defalarca okuduğum bir yazar, Trevelyan. Shibumi kitabını birlikte incelemiştik hatırlarsanız. Şimdi size Katya'nın Yazı kitabını öneriyorum. Katya'nın Yazı o kadar ilginç bir kitap ki, o kadar insanı sürprizlerden sürprizlere sürükleyen, gerçekten bir oturuşta bırakmadan okuyacağınız bir kitap. Ve olayların seyri öyle bir değişiyor ki siz anlamadan, kitapla beraber yolculuk yaparken, gerçekten kitap bitip kapattıktan sonra uzun süre etkisinden kurtulamıyorsunuz. Genç bir doktorla tanışıyoruz burada. O savaş öncesi, savaşa katılıyor, geliyor. Küçük bir kasabada oranın yaşlı doktorunun yanında doktorluk yapmaya çalışıyor ve Katya ile tanışıyor. Katya ve dolayısıyla onun ailesiyle, çünkü Katya'nın kardeşi hasta ve bir doktor arayışı içindeyken tesadüfler onları buluşturuyor. Ama nasıl buluşma? Katya kim? Katya'nın ailesi genç doktorumuz üzerinde nasıl etkiler bırakıyor? Onları tanıdıkça ne gibi olaylarla karşılaşıyor? O kadar ilginç sürprizler bekliyor ki, dediğim gibi Katya ve ailesinin yaşadıkları yerden kaçması, bir cinayetten dolayı kaçması, doktorun kendini bilmeden bu olayların içinde bulması, daha fazla merak etmesi, daha fazla olayları kurcalayıp böyle derinlerine inmesi gerçekten sürpriz bir sonla bitiyor ve sizi oturduğunuz yere böyle çiviliyor diyeyim. Yani kalkamıyorsunuz. Zaten başlayıp elinizden bırakıp biraz da yarın okuyayım diyebileceğiniz bir kitap değil. Çok çok keyifle okuyacağınız bir kitap. Trevelyan'ın Katya'nın Yazı kitabı. Ve evet, benim yine çok sevdiğim ve böyle hani gözüm kapalı önerebileceğim kitaplardan bir tanesi Paul Auster'ın Yanılsamalar kitabı. Gerçekten bu da bir solukta okuyacağınız kitaplardan bir tanesi ve etkisi yine uzun bir süre peşinizi bırakmayacak. Kitapta David karakteriyle tanışıyoruz. David karısını ve iki küçük çocuğunu bir uçak kazasında kaybediyor. Sonrası tabii ki büyük bir üzüntü dönemi. Kendini alkole veriyor, evden çıkmak istemiyor, hiçbir şey yapmak istemiyor, acısı gittikçe büyüyor. Ve yine öyle bir gün televizyonu izlerken yıllar önce bir anda ortadan kaybolan bir oyuncunun belgeseline rastlıyor. David'in çok ilgisini çekiyor ve bu oyuncunun peşine düşüyor. Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor, onunla ilgili araştırmalar yapıyor. Nasıl oldu da bir anda ortadan kayboldu? Ve bununla ilgili bir kitap yazıyor. Yalnız öyle ilginç bir şey oluyor ki kitabı yazdıktan sonra çok gizemli bir mektup alıyor konuyla ilgili. Ve bu mektuptan sonra her şey çok daha tempolu bir şekilde ilerliyor. Gerçekten kendisini soluk soluğa okutan kitaplardan bir tanesi Paul Auster'ın Yanılsamalar kitabı. Ve evet, sizler için bu videoda seçtiğim son kitap Zülfü Livaneli'nin Serenat isimli kitabı. Ben Zülfü Livaneli'nin bütün kitaplarını okudum, çok severek okuduğum bir yazar. Ama hangi kitabı seni en çok etkilediği
diye sorarsanız bana kesinlikle serenat derim. Ve gerçekten okuyan herkesin de bu konuyla ilgili yorumları hemen hemen aynıdır sanırım. Çünkü insanda derin izler bırakan bir kitap. Tarihe biraz da olsa ışık tutan bir kitap. O en derin duygularımıza, o unutmak istediğimiz ama zaman zaman işte böyle kitap sayfalarından çıkan tarihin karanlık yüzüne yine şahit oluyoruz bu kitapta. Baş karakterimiz genç bir kadın, Maya. Bir gün Amerika'dan gelen, aslında Alman asıllı bir profesörü karşılıyor ve onların arasındaki diyaloglara şahit oluyoruz. Profesör Maya'dan onu Şile'ye götürmesini istiyor. 1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük yapmış. Maya kırmıyor onu, Şile'ye götürüyor ve işte orada 60 yıllık saklanan sırlar ortaya çıkıyor birer birer. Profesör anlatıyor, Maya dinliyor. Maya dinlerken biz de dinliyoruz. Dehşete kapılıyoruz. Bazı yerlerde gözyaşlarımıza engel olamıyoruz. Gerçekten hafızalardan silinmesi zor, verdiği etki uzun süre devam edecek kitaplardan bir tanesi Serenat. Eğer okumadıysanız şiddetle tavsiye ediyorum Zülfü Livaneli'nin Serenat isimli kitabını. Ve evet, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Başka kitaplarda, başka serüvenlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.